Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Suzuki Vistron DL650 yeni versiyonu 2021 model rodaj bakımı yapacağız arkadaşlar. Rodaj bakımında rodaj yağı değişiyor bildiğiniz gibi. Şimdi burada ince ayrıntılar ve püf noktalar söyleyeceğim arkadaşlar. Rodaj bakımı sadece yağ değiştirmekten mi ibarettir yoksa farklı ince ayrıntıları, detayları var mı? Bunları size göstereceğim şu an. Şimdi rodaj bakımında motorumuzun genel kontrolünü yüzeysel olarak gözle kontrol ediyoruz. Artı motor yağını değiştirirken yağının seyrine bakacağız arkadaşlar. Şimdi bunu belki bilen var, bilmeyen var. Son videolarımda da bahsetmiştim arkadaşlar. Farklı bir püf nokta veriyorum. Artık motorun yağ akışından motorun iç organlarının nasıl çalıştığını, sağlıklı mı, sağlıksız mı? İçinde devrecinde mi sorun var, motorunda, yataklarında, keplerinde mi sorun var? Çıkan yağdan bile biliyoruz arkadaşlar. O derece teknoloji gelişti artık. Bunu şimdi nasıl analiz ediyoruz? Kapamızı gevşettik. 14 anahtarla. Şu an yağın akışına bakacağız hep beraber. 1000 kilometrede motorumuz. Suzuki Vistron DL650V motor arkadaşlar. Suzuki'nin en başarılı motorlarından birisi. Şu an diğer markalarla yarışıyor arkadaşlar. Evet şöyle. Yağın akışkanlığına bakıyoruz arkadaşlar. Buradan ne görüyoruz arkadaşlar? Ben usta gözüyle baktığım zaman motor gayet sağlıklı çalışmış arkadaşlar. Yağı bozmamış. Yani yağı bozan maddeler nedir? Birisi debriyaj balatasıdır arkadaşlar. Debriyaj balatasının balata tozları, alüminyum yatakların ince kalıntıları yağı simsiyah yapar arkadaşlar. Yani böyle balçık gibi yapar. Şu an böyle bir balçıklık göremiyoruz. Yağımız gayet sağlıklı bir şekilde akıyor. Yani motorun silindir, piston, sekmen, kepler, yataklar hepsi 10 numara çalışmış. 1000 rodaj bakımı temizliğini yapıyor şu an. Bir de şu var arkadaşlar. Şu an bu yağ çok sağlıklı çıktı. Bunun içindeki ince talaşlar nerede? Yağın içinde yok mesela. Bunlar filtrede birikiyor arkadaşlar. Onun için rodaj bakımında olmazsa olmazlardan birisi yağ filtresi. Yağ filtremizi illaki değiştireceğiz. Yağ filtremizde de arkadaşlar Suzuki'lerde kesinlikle orijinal filtre kullanıyoruz arkadaşlar. 3-5 kuruştan kaçıp da piyasada satılan ince teneke gibi farklı farklı markalar adı altında filtreler var. Bunları kesinlikle ben tavsiye etmiyorum. Takarsanız da kendiniz bilirsiniz arkadaşlar. Yani sorun çıkarır mı? Bir anda çıkarmaz. Bu tür yanlış kullanılan parçalar bir anda sonuç vermez arkadaşlar. 50 kilometreden sonra sonuç verir. Onun için onun da o parçadan kaynaklandığını bir anda siz de bilemezsiniz. Ama bize devamlı gelen arızalardan biz biliyoruz arkadaşlar. Yani bilgilerimizi de sizle paylaşıyoruz ki bu hatalara düşmeyin diye. Şimdi yağ filtresini sökeceğim filtre anahtarımla. Yağ filtresinde de bir iki püf nokta vereceğim arkadaşlar size. Kısa bir durduralım. Evet arkadaşlar. Şimdi yağ filtremizi sökeceğiz. Yağ filtremizde şöyle yıldız köşeli bir özel yapım anahtar kullanıyoruz. Yağ filtrelerimiz önemli arkadaşlar. Rodaj bakımında yağ filtrelerimizin içinde motorun içindeki torna talaşı, işte conta atıkları vesaire hepsi filtrelerin içinde birikir arkadaşlar. Onun için dıştan yağ filtreli motorlarımızda yağ filtresi değişmezse olmazsa olmazlardan arkadaşlar. Kesin değişik. Bunların yağ filtreleri, gözenekleri çok farklıdır arkadaşlar motosiklet için. Yoksa araçlarınkiyle oluyor falan dişler tutabilir ama her filtrenin kendine özel bir özelliği vardır arkadaşlar. Şöyle bakalım. Yağ gözenekleri çok farklıdır arkadaşlar. Şuradaki yapı önemli. Çünkü basınç oluşuyor, aşırı ısınmalar oluşuyor arkadaşlar. Bunun içindeki tenekeleşme veya herhangi bir içindeki kağıt yapı bozulduğu zaman buradan yağ basıncı yukarı giderken zorluk çekiyor arkadaşlar. Onun için bunun yan sanayileri illaki mevcut arkadaşlar. Belki 1/4 fiyatını veya yarı fiyatının altında da bulabilirsiniz ama genellikle orijinal kullanmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Suzuki'nin kendi filtresi. Yetkili servislerde var arkadaşlar. Yani alabilirsiniz de. Bakımını da yaptırabilirsiniz. Yani illa yetkili serviste işlem yaptırmanıza gerek yok. Yedek parçayı yetkili servislerde talep ettiğinizde size veriyorlar arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar belki farklı düşünebilir, işte servise gitmiyorum vesaire. Yani her servis bir değildir arkadaşlar.
Bir de bu önemli. Şimdi servislerde resmi, bunların kendi vermiş olduğu prosedüre göre hareket edilir. Diğer yerlerde ya şunda ya bunda, keşe kulak hangisinin başında sistemiyle gidilir arkadaşlar. Ondan dolayı böyle de bir farklılıklar var. Ha belki size farklı lanse edilmiş olabilir ama biz servisimizde sürücülerimizi ilgilendiriyoruz, bilinçlendiriyoruz arkadaşlar. Yağ filtrelerimizin içerisinde gözle görünmeyen kılcal çapaklar vesaireler oluyor arkadaşlar. Bunları filtre içine çekiyor, hapsediyor. Hapsettiği için motorumuza herhangi bir zarar gelmiyor arkadaşlar. Eğer motorumuzda aşırı bir sıkıntı varsa zaten filtre yetersiz geliyor. Ondan dolayı diyorum ya, çıkan yağdan analiz edelim diye. Çıkan yağının balçık gibi olması, çok aşırı kararması vesaire, motorun yağ yaktığını, debrecinde bir sıkıntı olduğunu, motor aksamında bir sıkıntı olduğunu bize gösterir arkadaşlar. İlla yani dıştan ses yanıltabilir, çünkü bazı katkılar katıyorlar motorları satarken sesi kessin diye içine işte yağın içine şeyler katıyorlar. Bunlar da motora daha çok zarar veriyor. Arkadaşlar, yağ filtrelerini takmadan önce filtremizin içine 100 ml yağ koyuyoruz. Bu yağ filtreye bağdaşıyor arkadaşlar. Ondan sonra motorumuz ilk marşa baktığımızda sıkıntı yapmıyor. Bak, bu şekilde yağ koyuyoruz. Bu yağı bekletiyoruz. Şimdi bu koymuş olduğumuz yağ filtrenin ömrünü uzatıyor. Artı filtrenin şişmemesini sağlıyor. Kuru taktığımız zaman arkadaşlar basınç oluşuyor. Marşa bastık. Kompresör olayıyla yağ pompası yağı pompalarken bir anda buna yağın gelip yukarı çıkması saniyeler alıyor. Ha, çok uzun bir dakika falan değil yani. Oradaki 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye bizim için çok önemli arkadaşlar. Niye önemli? Bir anda motorun üst kısmı yağsız kalma ihtimali oluşuyor. Artı filtre şişme yapıyor emiş yaptığı için. Şişince özelliğini takar takmaz kaybetmiş oluyor. Ondan dolayı bu filtrelerimize yağ koyuyoruz arkadaşlar. Ha bunu herhangi bir kaynağı var mı? Anonim arkadaşlar. Yani kaynağı yok. Tecrübeyle mutabık. Şimdi arkadaşlar içine koymuş olduğum yağ yok oldu, bak şöyle gördüğünüz gibi bekledikçe, çünkü gözenekler emdi. Yani bu filtre 200-300 mililitreye yakın yağ alıyor. Bu yani ufak bir filtre gibi görünse de yani 200 mililitreye yakın yağ aldı arkadaşlar. Şu an 100 mililitre koydum, yok oldu. Ha bu 100 mililitre şunun için şu an için yeterli. Fazla koyduğumuz zaman takarken akma riski var. Onu akmasın diye en azından filtremizin içini yağlamış olduk. Şimdi bu filtremizi o-ringine de şuradaki yağdan elimizde hafiften çalıyoruz. Şöyle o-ringe. Oradaki amacımız da sıkarken o-ringin kesilmemesini sağlamak. Şu şekilde. Çok rahat bir şekilde takılır arkadaşlar. Bak şöyle elimizle sıkıyoruz. Elimizle. Tatlı bir şekilde sıkıldı arkadaşlar. Bazı motorlarda hatta elle sıkıp bırak diyorlar filtreyi. O da mantıklı ama şimdi yüksek devirlerde belli basınçlarda gevşeyip buradan yağ damlatma riski de olabilir. Onun için fazla da şey yapmıyoruz. Yani şu şekilde anahtarla çok hafif böyle boşluğunu alıyoruz el torkuyla. Şöyle.
köftemiz hazır arkadaşlar. Şimdi tapamızı kapatıp yağımızı koyacağız. 2 litre 400 mililitre yazıyor arkadaşlar bloğunda. Fakat litre de değiştiği için 150-200 mililitre de öyle konuluyor. 2600 yağ koyacağız arkadaşlar. Hatta bu 2700-2750 lira kadar çıkabiliyor da. Burada seviyemiz var. Üst çizgi, alt çizgi, iki çizginin arasında olacak. En üst çizgi yukarı taşmayacak. En son motoru çalıştırıp ona da bakacağız. Biraz dinlenmesini bekliyoruz. Yağsını koyacağız. Bu arada arkadaşlar periyodik bakımda, rodaj bakımında ön arka fren yufalatları, alt klepetler, alt merkezleri kontrol ediyoruz. Dikslerimize bakıyoruz. Nasıl aşındığına. Şöyle baktığımız zaman gayet başarılı. ABS sensörlerimiz yerinde. Bir de zincir gerginliğine bakacağız arkadaşlar. Zincir gerginliğinde de şunu baz alıyoruz. Her zaman dediğim gibi gergi takozumuzun en son noktası şurası. Şu kısım. Çoğu motorlarda burada bir yazı olur. İşte şu arada şöyle bakın falan. Bunu artık koymuyorlar bazılarında. Şimdi şöyle baktığımız zaman takozumuza tam diyor. Şuradan bakınca gevşek gibi durur. Şuradan bakacağız arkadaşlar son noktadan. Zincir ayarımız gayet güzel, başarılı. Zincirlerimizi de her 500-1000 kilometrede bir zincir spreyiyle yağlayıp yolumuza öyle çıkıyoruz. Bunlara işte otomatik yağlama vesaire ıvır zıvır takan arkadaşlar var. Onlara da saygı duyuyoruz ama ben bu işlemleri gereksiz görüyorum arkadaşlar. Çünkü sürekli yolda hareket halinde zincirimize yağ geliyor. Ve bu yağ illaki rüzgarla, tozla, toprakla sağa sola sıçramalar oluşturacak arkadaşlar. Yani fazlası çok zararlı yani bilginiz olsun. Onun için o kadar da çok aşırı böyle şeyleri kafanıza takmayın arkadaşlar. 500-1000 kilometrede bir zincir spreyle yağlayıp yolunuza devam edin. Yani buraya sürekli yağlayan sistem, onu tak, bunu tak. Motorumuzun aküsünün amperi zaten belli. Bunlar alternatif akım üretir. Doğru akıma çevrilirken de bayağı bir zorlanıyor. Arabalar gibi değil arkadaşlar. Yani rolantide falan istediğimiz voltajı alamıyoruz. Çünkü bunlar statörleri, sargıları fazla yükü taşımaz. Ondan dolayı motorlarımıza gerekli üzere farklı yüklemeler yapmayalım. Arkadaşlar seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İleride farklı farklı videolarım olacak. Kısa kesmek zorunda kalıyorum. Çünkü atölyemde işler yoğunlaştı. Randevu sistemi var. Mümkün olduğu kadar farklı farklı motorlarla ufak da olsa küf noktalar vereceğim size. Ve atölyelerde, servislerde işler nasıl yapılıyor, motorlarımıza nasıl bakılıyor. Bunlar hakkında net ve doğru bilgiyi kanalımda herkes görebilecek arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.